Soğan başlığına bir geçelim. Çünkü Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Erdoğan soğan tartışmalarını gündeminden düşürmüyor. Varsa yoksa soğan patates diye bir eleştirisi tepkisi var. Köprüleri görmüyorlar, otoyolları görmüyorlar, havalimanlarını görmüyorlar. Varsa yoksa soğan diyorlar diye tepki gösteriyor Erdoğan. Soğan da soğan. Patates de patates. Ya bay bay Kemal. Sen şöyle soğanı masanın üzerine koyar. Ondan sonra şöyle yumruğunla vurur. Onun lezzetini alabilir misin ya? Ya biz öyle yetiştik. Biz soğanımızı öyle yedik. Ama bay bay Kemal. Bu tırlar olmasa bu uçaklar olmasa, bu yollar olmasa acaba siz bütün bu patatesi, domatesi neyle taşıyacaksınız? Bundan önce neyle taşındıysa, nasıl işte ulaştıysa aynı şekilde ulaşacak zaten. Yani yollar yaptık geçmeye ve işte o ulaşımı sağlamaya ama garantilerden dolayı domatesin, patatesin, soğanın ne fiyatlara ulaştığını da hesaplamak gerekiyor. Geçtiğimiz gün bir hesapladık, aktarmaya çalıştık. Antalya'da domates üreticisi dese ki ben insanıma bedava gönderiyorum. Aa da kamyona yükledim dediğinde İstanbul'a ulaştığında üretici bütün yükü çekip para kazanmak istemiyorum dese de o işte mazot, o işte köprüler, o işte otoban onların yarattığı maliyetle domatesin kilosu 8 ila 10 lira arasına çıkıyor. Bakın daha ortada kar yok, o maliyetler yok, üreticinin hakkı yok, yok da yok. Sadece Antalya'dan İstanbul'a ulaştığında otoyol köprü parasıyla kilo 8 liraya neredeyse ulaşıyor. Elbette ki yollar olmalı. Yol medeniyettir diye işte yıllar öncesinden söylenmiş elbette. Ama bugün Anadolu coğrafyasında soğanın bir tek soğanın 7 ile 10 lira arasında olması gerçekten insanımızı şaşırtıyor, şoka sokuyor adeta. Tadı kalmadı soğanın. Şimdi Sayın Erdoğan Sayın Kılıçdaroğlu'na sen bilmezsin soğanın nasıl lezzeti çıkacağını. Şöyle yumruğunu hiç masaya vurdun mu? diyor. E şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetiştiği coğrafyaya baktığınızda Anadolu'nun bir dağ köyünden kalkıp gelen bir isim milyonlarcası gibi Sayın Erdoğan gibi ağzında yumuş kaşıkla doğmuş değil ki Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Bahçeli hepimiz gibi cumhuriyet çocuğu onlarda ve bir köyde yetişerek cumhuriyet değerlerinin o imkanlarıyla bugün bu noktalara gelmişler ve her birimiz ne yaşadıysak hepsi de zaten aynı şeyleri pek çoğu yaşadı. O yüzden de zaten cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmalı, cumhuriyetin bize kattıklarını hiç unutmamalı, soğanı da sofrada nasıl kırdığını hiçbiri unutmamalı. Ama soğan bugün eğer sofraya ulaşmıyorsa ha o niye ulaşmıyor onu da konuşmalı siyasiler. Bunun da altı çizilmeli. Aslında bir fıkra var bu konuyla ilgili ama dilerseniz anlatayım. İki inşaat işçisi efendim şöyle piyango bileti alırlar ortak bir şekilde ve hayal kurmaya başlarlar. Ve o hayali kurarken inşaat işçisi Mehmet Ahmet'e sorar. Ahmet ikramiyenin büyüğü bize çıkarsa ne yapacaksın bir hayalini anlat. Ahmet düşünür der ki gideceğim pazara soğanın en güzelini alacağım. Sonra geleceğim masanın üstüne koyacağım. Vuracağım soğana yiyeceğim cücüğünü. Peki sen ne yapacaksın Mehmet? Mehmet durur der ki e sen bize hayal bıraktın. Şimdi insanımızın soğanla ilgili hayali neredeyse bu noktaya geldi. Büyük ikramiye ile soğan alacak duruma geldi insanımız. O yüzden köprüden, o yüzden otoyoldan önce soğan gündemi olmalı. Önce insanımızın tenceresi, önce insanımızın sofrası